Kahramanmaraş, Kıbrıs Meydanı, Tassam Çörekleri'ndeyim. Ustalarım kolay gelsin. Vallahi hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah bayram hazırlığı var. Çöreklerimiz yapılıyor. Bereketli olsun ustalarım. Sağ olun. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyilik abi. Hazırlık yapıyoruz. Bayram yaklaşıyor. Evet, maşallah. Çöreklerimiz ustalarımızla taze taze. Raflar dolmuş. Aynen abi. Yoğunluk var değil mi? Yoğunluk var abi. Bugün başladık Kadir Gecesi'nde. Evet. Biz de bugünden sonra zaten 24 saat açarız. Evet. Bayramın ilk günü, sabah namazına kadar buradayız. Maşallah. Bayramın da ikinci, üçüncü günü tekrardan açarız. Ustalarıma bir bakayım. Ondan sonra tekrardan sana döneceğim. Ustam şimdi ne yapıyoruz burada? Burada armut kesiyoruz. Evet. Tamam, kutuya bırakalım. Daha sonra falanıyoruz. 5 kilo. Odun ateşinde pişiyor değil mi çöreklerimiz? Evet, odun ateşinde. Peki bu çöreklerinizin özelliği nedir? Abi hep deriz biz bunu. Maraş çöreğinin en büyük özelliği taş fırın çöreği olması. Evet. Mesela böyle kuru çöreklerimiz var burada yine tekrar gördüğün gibi. Tuzlu, evet. Şekerlisi. Ama Maraş çöreğinde abi odunun ateşi, alevi çöreğe sinecek. Yumuşak yedin, çörek. Aynen. Yediğin zaman bileceksin ya. Bu odun ateşinde piştiği belli olacak. Evet. Peki bayatlamıyor değil mi bu çörek uzun bir süre? Bayatlamıyor. Bir ay falan duruyor. Bir ay. Özellikle dolapta saklanması lazım buzdolabında. Evet. Böyle yiyecekleri zaman da böyle mikrodalga olsun, teflon tavada böyle saniyelik böyle fazla değil. Isıtıldığı zaman ikram edilir abi taze taze. Evet, evet. Maşallah burada tam bir zamanla yarışma var. Ustalarım seriye takmış maşallah. Peki bu arada rahmetlik babamızdan bahsedelim. Evet. Çöreğimizi bulan, çöreğimizin mucidi. Evet. Seni 82'den beri Tatsam Çörekleri olarak bu mevsimdeyiz abi. Babamdan duyduğumuz kadarıyla biz de mesela çocukluğumuzdan beri abim, ben, amcam ve ustalarımdan beri evet. Yıllardır beri aynı işi üretiyoruz. Derdi bize oğlum işinizde hile hurda yapmayın. Taze taze. Böyle abi, güzel olun müşterilerinizle falan derdi. Babamızdan aldığımız bayrağı Allah nasip etti sürece devam ettireceğiz. Bu ustamızı rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Burada da zaten kendinin orada resmi gözüküyor. Evet, evet. Nur içinde yatsın amcamız. Yazıyordu da abim fikrinde hep sen varsın. Kendi sanat müziğiyle uğraşırdı babam. Evet, evet. Abim de ud çalardı. Maşallah. O da en sevdiği parçalardan biriydi. Nurlar içinde yatsın. Amin. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Evet, bu arada dışarıda kalabalık bayağı çoğaldı bakın. Sırada bekleniyor maşallah. Şöyle abi, sıcacık duman üzerinde yumuşak çöreklerimiz. Ablamla ne çekeceğiz? Ustam fırında ne kadar duruyor çöreklerimiz? Ortalama 2-3 dakikada duruyor abi. Evet. 35 vergülüm. Acaba başını sarayım şöyle. Ayağına sağlık hadi baba. Bereket versin 35 vergülüm. Abi, Hüseyin ablamla da ilgili. Bir gün yumuşak mı hemen böyle. Ablam 1 kilo. Peki, ver baba. Evet gençler. Sıcacık. Duman üzerinde Kahramanmaraş'ımızın yöresel lezzeti yumuşak çörekler Tatsam çöreklerinden. Evet efendim. 80 çek. Her Kahramanmaraşlı her bayramda mutlaka buraya gelip çörek sırasına girer. Ustalarım ellerinize sağlık. Sağ olun efendim.